Hayırlı geceler arkadaşlar. Bu gece sizlere boncuk oyası, çok kolay bir boncuk oyası yapımı paylaşacağım. Tek sırada gidiyor ve hakikaten basit bir şey. Eğer beğenirseniz yapabilirsiniz. İpimizi ekledik. Bir tane zürafa yaptık. İkinciye geçtim. İkinciyi yaptıktan sonra ipimi alttan alarak hemen başa geliyorum. Baştaki zürafama batıyorum. Tekrar şu ikinci zürafaya batıyorum. Ve aynı yere tekrar bir tane daha zürafa yapacağım. Tekrar başa geleceğim. Başa geldikten sonra aynı işlemi tekrar yapacağım. Bakın birinciye değil, ikinciye batıyorum. Ve tekrar aynı yere batıp zürafa yapacağım. Şimdi saymaya başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane oldu. Aslında minik minik yapılmış şimdi karşımdaki model. Ben bir tane daha yükselteyim onu. Acaba minik mi yapsak onu? Bir tane daha yükselteyim. Bakalım nasıl olacak. Tekrar başa geliyorum. Bu sefer burası en tepe olacak. Ve şöyle bir tane zürafa kalacak ve ona dönüş yapacağız. En üstte boncuk. 3 tane boncuk ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde yaptık. Ve 3 tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. DMC'nin en küçük iğnesi olduğu için kolaylıkla geçti. Boncuk iğnesine gerek kalmadı. Şimdi elinizle şu boncukları şöyle tutacaksınız arkadaşlar yaparken düğüm atana kadar. Ve düğümü attık. Şimdi şunları şöyle birazcık düzeltelim. Alttan kaç tane zürafa atlayacağımıza bakalım. Sanırım 2 tane yeterli olacaktır. Alttan 2 tane atladım. Aşağıya ipimi eklerken biraz böyle yan duracak şekilde ipinizi ekleyin. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Bakın. Şurada bir tane zürafa yapmış oldum. Şimdi ikincisine geçtim. Hemen ipimi alttan alarak en baştakine geldim. Tekrar ikinciye battım. Battıktan sonra ikinciye tekrar bir daha zürafa yaptım. Küçük bir zürafa ve hemen tekrar başa. Ve tekrar küçük bir, evet şu alttan sayacağız tabii 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü yapacağım. Dördüncü sıra olmuş oldu bu. Bakın 1,
2, 3, 4. 4 tane yaptıktan sonra tamamlıyoruz. Tekrar başa geliyoruz. Ve burada tek zürafa olacak şekilde en üste geçeceğiz. Bakın bir tane zürafa yaptım. Şu tepede bir tane kaldı. Ona tekrar düğümle geliyorum. Bakın şu tam battığınızdan emin olun. Ben biraz sanki böyle ipin ortasından girmiş gibi oldu. Tekrar bir düğümle daha geçiş bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani emin olun tam zürafaya batacağınıza. Bu polyester ip olduğu için iğne tam ipin kenarına denk gelebiliyor. Bakın hemen böyle. Ona dikkat etmeniz gerekir. Ufak aksilikler o şekilde olur ve ufak bir onarımla o şekilde yapabilirsiniz. Evet, 3 boncuğumuzu. Bakın bu şekilde ekledim. Hemen tekrar alttan 2 tane atlıyorum. Bu ipi aşağıya eklerken ayarlamayı siz kendiniz yapacaksınız. Biraz böyle yatacak şekilde olacaklar. O zaten kendiliğinden yatacak. Evet, tekrar bir tane daha yapayım. Evet, altta 2 tane zürafa yaptık. Zürafamızın en başına geldik. Ondan sonra tekrar diğer zürafaya geçiş yapıyoruz. Aynı yere tekrardan batıp zürafa yapıyoruz. Bu şekilde yapılan kolay, çok da güzel, bir sırada da gidebilen biten yapabileceğiniz boncuklu bir oya. Kenar sayışlarınızı şaşırmadan yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Şu tek tepede bir tane zürafa olacak. Ben de sanırım bitirdim. Hemen en tepedeki zürafamı yapıp tekrar başına geliyorum. Geldikten sonra 3 tane boncuğumu alıyorum. Şu elinizle muhakkak bu boncukları şöyle bir tutmalısınız ki boncuklar kaçmasın. Ta ki siz düğümü yapana kadar. Yaptıktan sonra zaten evet, bu şekilde olan kolay, basit. İnşallah, umarım beğenmişsinizdir. Bu modelin yapımını benden isteyen arkadaşımız muhakkak görünce hemen yapmaya başlayacak. Arkadaşlar, yapımı bu şekilde. Ben bu kadarını yapacağım arkadaşlar. Tamam, bu yeterlidir.
İnşallah diğer videolarda başka modelleri göstermek üzere tekrar beraber olacağız. İpim her zaman olduğu gibi çizmeli oya ipi. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.